Herkese merhaba. Bildiğiniz üzere dün gece FIFA 21'in tam sürümü piyasaya çıktı. Oyunun 10 saatlik erken erişim kısmında oynanışı test etme fırsatı buldum ve de elde ettiğim deneyimleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu bilgileri bir önceki oyun olan FIFA 20 içeriğiyle karşılaştırıp nelerin değiştiğini sizlere göstermeye çalışacağım. Dilerseniz hemen başlayalım. Beceri hareketleri artık üst üste 2 kere çok fazla cezalandırılmadan yapılabiliyor. Bir önceki oyunda birden fazla beceri hareketi yapıldığında ikinci hareketin fazlasıyla bozulduğunu ve başarısız olduğunu gözlemlemiştik. FIFA 21'de aynı veya birbirinden farklı iki hareketi birbirine bağlayarak rakiplerinizi çok zor durumda bırakabilir, gol yollarında etkili olabilirsiniz. Zayıf ayak geçtiğimiz seneye göre önemli bir miktar kaybetmiş durumda. Yani oyuncularınızın, özellikle de forvet oyuncularınızın 5 zayıf ayağı olmak zorunda değil. Geçtiğimiz sene 4 zayıf ayaklı oyuncular yeri geldiğinde şut çektiklerinde saç baş yolduruyorlardı. Spesifik bir oyuncunun birbirinden farklı zayıf ayak özelliklerine sahip iki kartının hangi bölgede oynayabileceğine zayıf ayak özellikleri karar veriyordu. Buna örnek olarak Footbirthday ve Team of the Year Mbappe kartlarını verebiliriz. Footbirthday Mbappe kartı her ne kadar istatistiksel olarak Team of the Year kartının gerisinde kalsa da 5 zayıf ayağı olduğu için forvet olarak kullanırken Team of the Year kartı genelde kanatta oynatılıyordu. Bu sene zayıf ayak özelliğinin biraz daha etkisinin azaltılmasıyla oyuncu 5 hatta 4 zayıf ayağa sahip olmasa bile doğru pozisyonda doğru açıdan hem düzgün şut çekebiliyor hem de doğru pası verebiliyor. Tabii ki bu yenilikle beraber kullanılabilecek oyuncuların skalası bir hayli genişlemiş durumda. Sadece zayıf ayaklarının kötü olmasından ötürü kullanılmayan Muhammed Salah, Griezmann gibi kartların artık daha sık kullanıldığını görebiliriz. FIFA 20'de özellikle son bölümlerinde L2 yani Jockey tuşuyla rakibinizin çevresinde gezinmeniz, ona yaklaşabilmeniz müdahale tuşuna basmadan bile topu almanızı sağlıyordu. Ancak FIFA 21'in hemen başına gelen biraz daha manuel olan savunmayla beraber artık müdahale tuşunu aktif olarak kullanmanız gerekiyor. Sadece rakibiniz yanına gitmeniz herhangi bir işe yaramıyor. Aksine rakibinize çok fazla yaklaşmanız bu sene en azından oyun hemen başında size zarar veriyor. Bu konseptin detaylarını haftanın geri kalanında çıkaracağım defans videosunda değerlendireceğiz. Kontra ataklar, patlayıcı güç ve koşular çok daha güçlenmiş durumda. Kanattan atılan tek bir üçgen pasıyla veya savunma arkasına atılan bir ara topuyla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Karşı karşıya kalacak pozisyona giderken arkadan gelen savunma oyuncusu eğer hücum oyuncunuz yeterince hızlıysa size yetişemiyor. Oyunun bu mekaniğinden ötürü oyuncuların hız değerleri çok önemli. Zaten oyun başlamadan önce oyuncuların hız değerlerinde yapılan düzenlemelerle beraber hız değerlerinin öneminin artacağının sinyalleri verilmişti. Hem hücum oyuncularının hem de savunma oyuncularının hız değerleri bu sebepten ötürü çok önemli. Bitiricilik konusunda önemli değişiklikler var. Geçtiğimiz senenin olmazsa olmazı yakın direk vuruşları biraz da olsun zayıflatılmış. Bunun karşılığında ise uzak direk vuruşları ve plaseler güçlendirilmiş. Uzak direk şutlarının güçlendirilmesiyle beraber çapraz pozisyonlardan çekilen şutların daha güvenilir olduğunu söyleyebiliriz. Yani FIFA 21'de şu anda aslında önemli olan doğru pozisyonda doğru açıyı bulabilmek. Ayrıca henüz oyun başında aşırtmalarında bir tık bozuk olduğunu söyleyebiliriz. İlerleyen zamanlarda yapacağım en iyi bitiricilik yöntemleri videosunda örnekli ve detaylı bir inceleme yapacağız. Orta kafa durumları oyuna geri getirilmiş, yardım ortalarının gücü artırılmış. Herhangi bir değişiklik yapılmazsa oyun ileriki dönemlerinde çok daha fazla orta açıldığını görebiliriz. Kafa topları ayrıca destekleyen manuel alınmış. Bu da demek oluyor ki havadan gelen toplara kafa vururken sol analog çubuğu ile her zaman kaleyi hedef almamız gerekiyor. Yön verirken yapılacak en küçük sapmada top çok farklı bir şekilde dışarı çıkabilir. Benim şu ana kadar oyunda, daha doğrusu oynanışta gözlemlediğim değişiklikler bunlar. Tabii ki de FIFA 21 ile beraber oyun içerisinde katılan değişik özellikler de var. Ancak benim bu videoyu yapma amacım 20'deki oynanışa göre 21'de nasıl bir oynanış olduğunu göstermekti. Ve de aydınlatıcı olduğunu düşünüyorum. Eğer unuttuğum bir madde varsa, unuttuğum bir özellik varsa yorumlarda bunu belirtebilir. Bu videoyla ilgili görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki video muhtemelen defansla ilgili olacak. Daha sonrasında da bitiricilikle ilgili bir video yayınlamayı planlıyorum. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.